Hadi. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftalel hadisi kitabullah ve eftalel hediye hediyü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnar ve bis senedil muttasili ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal. U'tu a'yunekum hazzaha minel ibadeti en nazar fil mushaf ve tefekkür fih vel i'tibar inde acaibih. Sadaka Resulullah fima kal ev kema kal. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Rabbimiz Tebareke ve Teala Hazretleri dünya ve ahiretin her türlü hayırlarına cümlenizi nail eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şerifleri, sünnet-i seniyyesi dinimizin en önemli hazineleri, kaynakları, ahkamının menbaları olduğu için onları okuyup taallüm etmek üzere, bu mübarek sözler üzerinde müzakere edip, müsahebe edip, tefeyyüz eylemek üzere toplanmış bulunuyoruz. Ama bu hadis-i şeriflerin okunmasına ve izahına geçmeden önce boynumuzun borcu bazı vazifelerimiz var. Onları severek ifa edelim. Evvela Allahu Teala Hazretlerinin rızasına ermeyi dileriz. Rabbimiz bizi sevdiği, razı olduğu kullar eylesin. Sonra onun Habibi Edebi Muhammed-i Mustafa'sı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin ruhu pakine hediye olsun diye, ki onun hadisi şeriflerini okuyoruz. Ruhuna hediye edelim diye ve onun mübarek âlinin, cümle ashabının, etbaının, ahbabının ruhlarına, kıyamete kadar kendisine severek, iman ederek tabi olan ümmetinin ruhlarına hediye olsun diye, Hazreti Adem atamız aleyhisselamdan Peygamber Efendimiz aleyhisselama kadar gelmiş geçmiş bütün enbiya ve mürseliğinin ruhlarına hediye olsun diye, bu peygamberlerin ümmetlerinden olup Allah'ın rızasına, sevgisine erişmiş evliyasının, asfiyasının, etkıyasının ruhlarına hediye olsun diye ve hasreten ümmeti Muhammed'in Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den sonra irşadıyla, terbiyesiyle vazifeli olan, verese-i nebi olan ülema-i muhakkikin, meşayih-i vasılin, hulefâ-i Resulullah, saadat ve meşayih-i turuk-ı aliyemizin cümlesinin ruhlarına hediye olsun diye, bu beldeleri, canlarını, mallarını feda ederek Allah'ın rızasını kazanmak için Allah yolunda ilahi kelimetullah yapayım diye vatanlarını terk edip bu diyarlara gelip buraları fethetmiş olan gazilerin, şehitlerin, fatihlerin, mücahitlerin, şu beldeleri fethetmiş olan Kocaeli diye buraya adını verdirmiş olan Akçakoca Hazretlerinin, Karamürsel Hazretlerinin, Orhan Gazi'nin o mübarek mücahitlerinin ruhlarına hediye olsun diye cümle hayır hasenat sahiplerinin ve şu caminin yapılmasına emeği geçmiş, masraf etmiş, yardım etmiş olanların kendilerini ve geçmişlerinin ruhlarına hediye olsun diye uzaktan yakından şu meclise gelip bu hadisi şerifleri dinlemek, namaz kılmak üzere camiye toplanmış bulunan siz kardeşlerimizin de ahirete göçmüş olan bütün sevdiklerinin, yakınlarının ruhları şad olsun, kabirleri pür nur olsun, Allah kabirlerini cennet bahçesi eylesin, makamları âlâ, dereceleri yüksek olsun diye ve nihayet biz yaşayan müminler, Allah'ın mümin kulları, Rabbimizin sevdiği, razı olduğu kullar olarak yaşayalım, sevdiği salih amelleri işleyelim, sevdiği yolda ömür sürelim, huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varalım diye bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım, öyle başlayalım. Buyurun, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.
Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ten Hakim Müsterrek isimli kitabında rivayet etmiş ki U'tu a'inekum hazzaha minel ibadeti. Gözlerinize ibadetten nasibi olan şeyi verin. Gözün de ibadeti var, onun da bir nasibi var ibadetten. Vücudun ibadetten nasibi var, midenin nasibi var, oruç tutarak ibadet ediyor. Efendim, vücudumuz secde ediyor. Her azanın ibadetten bir payı var, bir hissesi var. Gözünüze de ibadetten nasibini verin diyor Peygamber Efendimiz. Gözün de ibadeti var, gözün de hakkını verin. Neymiş onu anlamak istersek, onu da izah etmiş arkasındaki kelimelerle. En nazara fil mushaf. Gözün ibadeti mushaf-ı şerife nazar etmektir. Açacaksın Kur'an-ı Kerim'i, okuyacaksın Allah-u Teala Hazretlerinin o mübarek kelamı kadimini, ayat-ı beyinatını, gözün onları görecek, gözün ibadet etmiş olacak. İbadette olacak gözün. Gözün ibadeti Kur'an-ı Kerim'e nazar etmek, onları okumak. Öyle buyuruyor, öyle emrediyor. Peygamber Efendimiz emrediyor. Ve tefekküre fihi. Bu ayetler üzerinde tefekkür edin. Bu da aklın ibadeti. Ayetleri okuyoruz, geçiyoruz. Ne demiş? Acaba Allah burada ne söylüyor? Neyi yasaklıyor? Neyi hüküm olarak koyuyor? Ne yapmamız lazım, ne yapmamak lazım? Bundan haberimiz yok. Halbuki böyle mi olacaktı bu ümmet? Bizim dedelerimiz Müslüman olduktan sonra İslam'ı öyle güzel öğrendiler ki, öyle derinlemesine bu İslami ilimlerin içine daldılar ki, her birisi bir ilim dalında lider oldu, imam oldu, İmam Buhari oldu. İmam Buhari Arap değil ki, Arap değil ama hadis ilminin imamı oldu. İmam Serahsi oldu. İmam Serahsi Türk asıllı, Arap değil ki ama fıkıh ilminde imam oldu. Yani imam demek, önder demek, başkan demek, lider demek. Yani o yolun en önde gelen kişisi oldu. Parmakla sayılan, herkesin bildiği, herkesin andığı kimse oldu. İmam Tirmizi, Tirmiz Türkistan'da bir şehir. Oradan yetişmiş. Efendim, daha başka nice büyük müfessirler, muhaddisler, fakihler, efendim mütekellimler, alimler, fazıllar, kamiller, mutasavvıflar, her birisi hem kendisi Arap olmadığı halde hem Arapçayı öğrendi, hem din ilimlerinde ileri gitti, hem de o ilimlerin önderi oldu, bayraktarı oldu, lideri oldu da onların kitaplarını hala okuyoruz. Hoşuma gidiyor. Şimdi efendim Ebu Suud Efendi kitabında şöyle buyurmuştur diyor. Suud'da profesör hadis dersini verirken bizim Ebu Suud Efendi'den bahsedince benim hoşuma gidiyor. Demek ki fikrine müracaat edilecek kadar bir başarı göstermiş ki, yoksa hiç yüzüne bakmazlar adamın hatırına. Kim bilecek, tarihte milyonlarca insan gelmiş geçmiş Ebu Suud Efendi'yi kim anardı, ama demek ki kendisini andıracak ilimde başarı göstermiş ki şimdi Suudi Arabistan'da üniversite profesörü ondan bahsediyor. Yine hoşuma gitti. Çok tefsir kitapları neşretmiş olan Sabuni var, profesör. Es-Sabuni. Birçok kitap neşretti. Neşrettiği kitaplardan birisi de Bursalı İsmail Hakkı Hazretlerinin bir tefsir kitabı var ki Kaddesallahu sırrahu aziz, Ruhul Beyan tefsiri. Yani herkesin kütüphanesinde bulunan bir kitap değil. Muazzam bir eser, dev bir eser. Onu almış, okumuş, hülasasını çıkartmış. Efendim, hülasatu ruhil beyan diye neşretmiş. Ne diye efendim İsmail Hakkı Hazretlerinin bu kitabını neşrettin sayın profesör? Yani Suudi Arabistan'da biraz da tasavvufa yan bakarlar. Tasavvufu böyle din dışı filan görürler. Sapık bir yol olarak düşünürler. Efendim, mutasavvuflara, dervişlere biraz efendim böyle kendi Vehhabi mezhebi geleneklerine göre efendim şey yaparlar. Niye bu kitabı neşrettin? İstifade var. İlim var içinde, irfan var da mecbur kalıyor. Onun için aziz ve muhterem kardeşlerim,
Biz kendi kendimizi bilelim ki biz Allah'ın çok lütfuna muhtaç kullarıyız. Biz çok geri kaldık. Dedelerimizden çok geri kaldık biz. Dedelerimiz bu işin içine bir girdiler, başkan oldular, en öne geçtiler her birisi. En ön safa geçtiler. Biz şimdi en arkalarda bile değiliz. Kanadı kırık leyleklerin sürünün arkasından uçamayıp döküldüğü gibi dökülüyoruz muhterem kardeşlerim. İslami ilimlere sımsıkı sarılacağız. Amerikalı bir profesör demiş ki, Amerikan vatandaşı ve adı evvelce John veya bilmem ne olan bir profesör. Şu anda eski Amerikalı adını söylemeye utanıyor. Lüzum yok diyor, o benim adım değil ki diyor. Kendisi Müslüman ismini almış. Diyor ki, siz, Ümmet-i Muhammed yani Müslümanlar, siz çok büyük alimler yetiştirmişsiniz. Dahiler yetiştirmişsiniz. Deha sahibi büyük, büyük muhteşem şahıslar yetiştirmişsiniz. Onların eserlerini okuyun diyor. Amerikalı söylüyor bize. Onların eserlerini okuyun diyor. Ben de şu sırada diyor, İmam Şatibi'ye merak sardım diyor. İmam Şatibi'yi okuyorum diyor. Endülüs'ün yetiştirdiği meşhur İmam Şatibi Hazretleri. İmam demek o da, yani o da kıraat ilminde önder. Herkes bilir. Hoca efendilerin çok sevdiği, saydığı, kitaplarından istifade ettiği bir kimse. Şimdi ben onu okuyorum diyor. Siz de diyor gafil kalmayın dedelerinizin fazlından, kemalinden, yüceliğinden. Siz de onları okuyun diyor. Amerikalı söylüyor. Ama Müslüman olmuş Amerikalı. Amerikalı söylüyor. O zamanın diyor arkasından ilave ettiği söz önemli. O zamanın en büyük zekaları, böyle süper zeka, fevkalade zeki insanları din ilimlerine girmiş diyor. Şimdikilerde diyor mühendis oluyor, doktor oluyor. Para çok orada. İtibar orada çok. Bir ameliyat bilmem kaç yüz bin lira veyahut efendim şu kadar milyon lira. Doktor efendi çok para kazanıyor diye gençler hep doktorluğa rağbet ediyor. İyi güzel, o da bir ilim. Mühendisliğe rağbet ediyor. O da bir ilim ama eskiden nasılmış? En kıymetli şahıslar, en yüksek zekalı dahi insanlar din ilimlerine girmişler. Her birisi derya olmuş. Her birisi uludağ gibi olmuş yani. Yüce insanlar olmuş. Bizler de arkalarında kanadı kırık kuşlar gibi dökülmüş kalmışız. Allah bize gayret versin, kuvvet versin. Bak Peygamber Efendimiz ne buyuruyor bu hadis-i şerifinde? Gözlerinize ibadetten nasibini verin. Mahrum etmeyin gözlerinizi ibadetten. Açın Kur'an-ı Kerim'i. Okuyun Allah'ın ayetlerini ve üzerinde tefekkür edin diyor. İyi hocam, tefekkür edeceğiz. Sen bize o hadisi okuyorsun ama tefekkür etmek için ayetin manasını anlamak lazım. Arapçayı bilmek lazım. Anlamıyoruz ki. Anlayamıyoruz ki. İşte bu da bizim eksikliğimiz. İngilizceyi okuduk mu? Herkes okudu. Ortaokulda başlıyor İngilizce dersi. How are you? I am very well, thank you. Bilmem ne. Herkes bir turist gelse de biraz İngilizce tatbikat yapsam diye gayet güzel İngilizceyi öğrendi. Sen nesin? Müslümanım. Allah'ın kitabını niye öğrenmeye gayret etmedin? Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye niye gayret etmedin? Cennetin efendim yolunu gösterecek, Allah'ın dinini öğrenmeye sebep olacak şu Arapçayı niye öğrenmedin? Komşun Suriye Arap, Irak Arap, Ürdün Arap, Küveyt Arap, Suudi Arabistan Arap, Mısır Arap, Sudan Arap, Tunus Arap, Cezayir Arap. Sen komşunu da iyi yapmıyorsun. Ne biçim komşusun sen? Böyle komşuluk mu olur? Hani komşuluk hakları çok önemliydi İslam'da? Sen yarı komşuyu, yarısını silmişsin atmışsın. Pis Arap, boş ver, bırak. Eskiden bizim dedelerimiz pis gavur derlerdi. İki sebepten pis gavur derlerdi. Bir, itikadı pis. Allah'ı doğru düzgün tanıyamamış, kafası bozuk. İkincisi, altını yıkamaz, üstünü yıkamaz, gusül abdesti almaz, cünüp gezer, pis pis kokar, senede bir yıkanır, banyoya girmez. Bizim gibi değil, biz günde 5 defa yıkanıyoruz. Ben şimdi sabahleyin yıkanmışım, fırsat bulsam gene yıkanacağım. Hava sıcak, terledim falan diye. Adamlar vaftiz suyunun güya efendim tesiri geçmesin diye hiç yıkanmazlarmış. Kraliçeler yıkanmazmış, soyunurmuş, losyonlarla silinirlermiş, pamuklarla. O kaplumbağa derisi gibi olur o. Yıkanılmayan o deri ne olur mesela? Yıkanmazlarmış. Onun için pis gavur demişler.
Bakmışlar, koklamışlar, yanına varmışlar. Bakmışlar ki pis adam, pis pis kokuyor, pis demişler. Şimdi onlar bizden öğrendi yıkanmayı. Evlerinde şarıl şarıl sular akar. Sabah akşam duş alırlar. Efendim, bizimkiler yıkanmaz. Bizimkiler camiye gelmez. Bizimkiler kahveden çıkmaz. Bizimkiler gusül abdestini unutmuş. Nikaha gidersin, kelime-i şehadet getir bakalım bir. Dini nikah kılıyoruz, kıyıyoruz, dili dönmüyor, dili. La ilahe illallah demeye dili dönmüyor. Dememiş ki. Bak, Allah'ın emri var. Yıkanmak var, gusül abdesti almak var. Gusül abdestinden haberi yok. Benim Müslüman efendim anne babanın Müslüman evladı İngiltere'de tahsil görmüş, Amerika'da tahsil gelmiş, evlenme çağına gelmiş, burada evlenecek, gusül abdestini bilmiyor. Vah yazık, tuh, zavallı. Yani çok kötü duruma düşmüşüz. Onun için bu kıtlık, onun için bu şomluk, onun için bu uğursuzluk, onun için bu zillet, onun için bu sıkıntı. Biz böyle bir millet miydik? Biz üç kıtaya hakim, cihanı titreten bir millettik. Cihanı titreten bir millettik biz. Şu halimize bak. Amerika'nın uydusu, filancanın efendim arkasından kuyruğu, efendim falancaya efendim ortak pazara gireceğim diye yalvaran, efendim oradan kredi alacağım diye uğraşan bir millet haline gelmiş. Koskoca mazi ayaklar altına serilmiş. Şimdiki insanlar şöyle çık da sokaklara bak. İslam diyarı mı, gavur diyarı mı? Neden? Açmamışız Kur'an-ı Kerim'i, okumamışız Allah'ın ayetlerini, okusak da anlamamışız. Ve tefekküre fihi diyor. Yani bu ayetlerin üzerinde tefekkür edecek Müslüman. Tefekkür edecek ama Arapça bilmesi lazım, anlaması lazım. Anlayacak da derinlemesine bir de düşünecek. Adam okuyor, Müslüman oluyor. Bizimki okuyor, bir şeyden haberi yok. Öbür tarafta yeni günah işliyor. Burada okuyor, öbür tarafta günah işliyor. Yani bilmiyor çünkü Allah'ın ayetini. Allah'ın ayetini bilmeden okuyor. Papağan gibi okuyor. Kıymeti olan şey ne? Bu hadis-i şeriften öğreniyoruz. Ven en nazara fil mushaf, Kur'an-ı Kerim'e bakacak, gözü ibadet etsin diye açacak Kur'an-ı Kerim'i, nazar edecek Kur'an'a ve tefekküre fihi, ayetlerini tefekkür edecek. Ne demiş Allah bu ayeti kerimede? Niye böyle emretmiş? Derinden derine tefekkür edecek. Amerika'da okumuş bir genel müdür muavini kardeşim var. Bembeyaz sakal bırakmış. Müslüman kardeşim yani. Ana baba kardeşi değil de din kardeşim. Bembeyaz sakal bırakmış. Yakışıklı, boylu, poslu, ciddi, mütefekkir, alim bir kimse. Oturduk geçen akşam bir hakim beyin evinde. Sohbet ediyoruz. Hocam diyor, dünya üzerindeki bütün sistemleri inceledim diyor. Komünizmi incelemiş, kapitalizmi incelemiş, efendim pragmatizmi incelemiş, falanca yolu filanca yolu hepsini incelemiş. Tabii şeylerin yani her hükmün, her sistemin faydasının zararını incelemiş. Optimum diyor yani. En uygun, en verimli, en faydalı, en sonucu itibariyle insanlara faydalı sistem. Kompütürlere yazıyorum diyor sonuçları diyor. Sosyolojik bakımdan, psikolojik bakımından, efendim bilmem her yönden, matematik bakımından inceliyorum. Optimum sonuç, çözüm İslam diyor. En güzel çözüm, insan hayatı için, insan cemiyetleri için en güzel sistem İslam diyor. Optimum, yani en verimli, en uygun, en hayırlı, en faydalı sistem İslam oluyor. Her şeyiyle güzel. E bak adam Amerika'ya gitmiş. Bir ara diyor öyle hızlı komünistmiş ki, arkadaşlar anlatıyor ki, utanıyor, söylemiyor bana. Böyle çeşe dolaşırmış talebelerin arasında onları komünist yapmak için. Onun doğru olduğuna inanmış. Orayı da öğrenmiş, burayı da öğrenmiş. Ama diyor hocam, şimdi diyor bir kitap yazmak istiyorum diyor. İslam'ın her bakımdan dünya üzerinde bütün sistemlerin içinde en mükemmel sistem olduğunu anlatacak. Böyle malzeme var elimde diyor. E bunlar hep tefekkürle olur. Bak inceliyorsun. İslam niye bunu yasak etmiş? Bakın çörek otu. Basit çörek otu. Siyah. Hani poğaçaların üstünde bir susam vardır beyaz beyaz. Bir de siyah siyah çörek otu vardır. Kokar. Siyah böyle bir tohum. Çörek otunu Peygamber Efendimiz tavsiye etmiş.
Ölümden başka, ihtiyarlıktan başka her derde devadır diye. Yiyin bu çörek otunu diye tavsiye etmiş. Herhalde Amerikalı duydu bunu. Dur bakalım bu Müslümanların peygamberi bu otu niye tavsiye etmiş diye incelemeye aldı anlaşılan. Geçen gün gazetelerde vardı. AIDS hastalarına bile fayda veriyormuş. Çörek otu. Vücudu kuvvetlendiriyormuş. AIDS hastalığına bile faydası oluyormuş. Ya işte bizim dinimiz böyle. Elhamdülillah. Elhamdülillah ala nimetil İslam. Allah'ın bize verdiği nimetler içinde İslam kadar kıymetlisi yok. En kıymetli nimet İslam nimeti. Onun için bu İslam'ı iyi anlamamız lazım. İyi anlamamız için Kur'an'ı okumamız lazım. Tefekkür etmemiz lazım. Tefekkür etmek için de alim olmamız lazım. Arapça öğrenmemiz lazım. Bu cahillikle cahil ne bilsin? Ne bilsin? Yani bir şeyi gösteriyorsun, tesbihi gösteriyorsun. Tahtadan bir tesbih. Ehline gösteriyorsun. Aman hocam diyor, bu şahane bir tesbih diyor. Bu diyor en aşağı 500 bin lira eder diyor. Neden? Anlıyor. Usta elinden çıkmış. Biz evin kenarında bizim kayınvalideden kalmış bir küçük vazoya birkaç çiçek koymuşuz. Kenarda duruyor. Kırılırsa yüzüne bakmayız, atarız. Geçen gün birisi geldi. Hocam diyor, biliyor musunuz bu vazo antikadır, biliyor musunuz diyor. Doğrusu bilmiyorduk. Meğer antikaymış. Ninemizden kaldı. Bizim nazarımızda bir küçücük vazo. Ben kıymet vermiyorum ama erbabı nasıl anlıyor? Hocam diyor, bu antika diyor, bunun kıymetini bulun, bilin. Bir ayna vardı, şöyle yaldızları dökülmüş, bir kenarı kırılmış çerçevesinde. Bak diyor, bu da antika diyor. Ne kadar para eder dedim, yani şu anda söyleyemem ama dedi, antika dedi. Şimdi bunu dedi, şeye götürsen, kapalı çarşıya çok kadar para eder dedi. Yani bir şeyin kıymetini alim olan bilir. Mücevherin kıymetini kuyumcu bilir. Biz İslam'ın kıymetini bilmiyoruz. Çünkü cahiliz. Allah bize öyle bir nimet vermiş. Allah bize Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. Allah'ın kelamı. Öpüyoruz, başımızın üstüne koyuyoruz ama gönlümüze girmemiş. Sahte. Yapmacık bir şey. Okuyoruz o kadar. Hafız güzel okursa seviyoruz. Hafızın sesi güzel değilse sevmiyoruz. Ya sen Kur'an'ı mı seviyorsun, hafızın sesini mi seviyorsun? Subhanallah. Ne kadar acayip iş. Hoca hızlı hızlı namaz kıldırırsa herkes arkasına gidiyor. Hatimle namaz kıldırırsa herkes kaçıyor. Ya Allah'ın kelamını okuyor. Hatimle indirecek. İşte daha çok sevap kazanacaksın. Gelsene mübarek. Yani çok islaha ihtiyacımız var. Allah bizi kahrıyla islah etmesin. Böyle kıtlıkla, hastalıkla, düşmanla, kamçıyla, tokatla, silleyle islah etmesin. Lütfuyla islah etsin. Uyanıklık versin. Kalbimiz nurlansın. Gözümüzün perdesi kalksın, Allah bize gerçekleri göstersin, Kur'an'ını sevdirsin, dininin kıymetini anlattırsın. Biz iyi Müslüman olalım, Allah bize yardım etsin. Allah bizi şeytanın pençesinden kurtarsın. Allah bizi nefsin eline esir etmesin. Onun zebunu etmesin. Gazete okur, magazin okur, televizyon seyreder, radyo şey yapar, efendim her evde bir video, efendim, televizyon var, bir müzik seti var. Kaça aldım? Şu kadar milyona. Şu tarafta bir dolap, bu tarafta bir dolap, kat kat bilmem neler, düğmeler bilmem neler. Ben bakıyorum, korkuyorum. Yani acaba bir uçağın kumanda kabinine mi geldim diye. Bunlara bir sürü para veriyor millet. Zevk için yani, müzik için, bilmem ne için. Kur'an için, ilim için o şeyler yok. O çalışmalar yok. Yanlış yoldayız. Allah bizi sevdiği şeyleri sevdirsin, sevdiği yola soksun, bu gafletten, bu cahillikten kurtarsın. Vel itibare inde acaibihi. Bir de ne olacak? Ayetlerini okuyacağız Kur'an-ı Kerim'in ve vel itibare inde acaibihi. Acaip, şaşılacak, hikmetli efendim anlattığı şeylerden ibret alacağız. Fatebiru ya ulil ebsar. Fa'tebiru ya ulul elbab. Ey gönül sahipleri, ey gözleri açık olan, gönül gözleri açık olan insanlar, ibret alın diyor Kur'an-ı Kerim'in ayetleri bize. Okuyacağız, ibret alacağız. Yani o ayetleri okumaktan maksat ibret almak. O ayetler bize tesir etmezse, yolumuza tesir etmezse, gidişimize tesir etmezse, batılı bize bıraktırmazsa, hakka bizi yöneltmezse demek ki biz ibret alamadık. Ben bu vaazı dinledim, ben bu hadisi şerifi okudum, ona göre yolumu düzeltmezsem, Kur'an okumaya sarılmazsam ne olur? Resulullah'ı dinlememiş olurum.
Resulullah'ın tavsiyesini tutmamış olurum. Duyduğumuzu dinleyeceğiz, dinlediğimizi anlayacağız, anladığımızı uygulayacağız. Hayatımıza tatbik edeceğiz. Her gün, her gün bir cüz mü okursun? Artık ne kadar okursan Kur'an-ı Kerim'i okuyuşuna göre, Kur'an-ı Kerim okuyacaksın, anlayacaksın, anlatacaksın. Sen de anlayacaksın. Hanımın da anlayacak, kızın da anlayacak, delikanlı oğlun da anlayacak, herkes anlayacak. Herkes anlayacak, ailece has Müslüman olacaksınız. Has Müslüman olarak Allah'ın dinine yardım etmeye koşacağız aziz ve muhterem kardeşlerim. Diğer hadis-i şerif, İttala'tu alel cenneti fevecettu ekseri ehlihel fukara'e ve ittala'tu alen nari fevecettu ekseri ehlihel nisa. Aziz ve muhterem kardeşlerim, bu hadis-i şerifi Buhari rivayet etmiştir. Buhari imamdır. Yani hadisin önderlerindendir rahmetullahi aleyh. Milyondan fazla hadis ezberindeydi. Sahih hadisleri kitabında toplamıştır. Buhari'nin hadis sahihi, sahih-i Buhari diyoruz. Bizim de Diyanet İşleri Başkanlığı ilk önce hemen onu tercüme etti. Çünkü en işlenmiş ve en kıymetli hadis kaynaklarından biri olduğundan. Bakın burada bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz ne buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem? İttala'tu alel cenneti. Cennete şöyle bir nazar ettim. Şöyle bir çıkıp baktım cennete. Fevecettü eksere ehlihel fukara. Ekseriyetle cennet ehli insanların bu dünyada fakir olan insanlar olduğunu gördüm. Ekseriyetle fakirleri gördüm, cennete girmişler. Vettala'tu alennar. Cehenneme de şöyle bir doğruldum, baktım. Orada da ekseriyetle cehennem ahalisinin kadınlar olduğunu gördüm diyor. Aziz ve muhterem kardeşlerim, kadınlar olduğunu gördüm diyor. Şimdi bu hadis-i şerif üzerinde birazcık duralım, izin verirseniz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cennete nasıl bakmış da nasıl görmüş? Onun şerefi o. Allah'ın en şerefli kulu olduğundan, en üstün kulu olduğundan, Habibi Edibi olduğu için, Resul-i Ekrem olduğu için Allah-u Teala Hazretleri ona ulûm-ü evvelin vel ahirini vermiş. Her şeyi göstermiş, cenneti, cehennemi de göstermiş bu dünyadayken. O Allah'ın peygamberi. O Allah'ın has kullarının has kulu. Makam-ı Mahmud'un sahibi, cennetin en yüksek derecesine çıkan insan, peygamberlerin de serveri. Allah ona göstermiş. Ekseriyetle cennetin ahalisi fakirler. Zengin girmeyecek mi cennete? Girecek. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz mesela, ümmetin en üstün ferdi olduğunda ittifak olunmuş. Efdalül ümmeti alet tahkik Ebu Bekir'in Sıddık. Ümmetin en faziletli şahsı kimdir diye şöyle bir sıralama yapılsa, tabii sahabe-i kiram evliyadan da üstün, onu biliyoruz. Sahabe çünkü ashab-ı kennücüm. Sahabenin de en üstünü kimdir diye incelense, biliyoruz ki aşere-i mübeşşere var. Yani 10 tane insana Peygamber Efendimiz hayatındayken sen cennetliksin, şu cennetlik, şu cennetlik, şu cennetlik diye tebliğ etmiş, bildirmiş. Şımarmaz ki. Has kul. Has kul. Yarı garı peygamberi, Ebu Bekir Sıddık Peygamber Efendimiz'in hicret arkadaşı, mağarada gam yoldaşı, can yoldaşı, yol arkadaşı, Peygamber Efendimiz'e her şeyini feda etmiş. 60 bin altını mı varmış, 90 bin altını mı varmış, 70 bin altını mı varmış ama çok fazlaymış. 40 bin olsa, 50 bin olsa neyse, şu kadar bin altını varmış, şakır şakır, sarı sarı, pırıl pırıl, bunları Resulullah'ın yoluna feda etmiş. Kendisini feda etmiş, ailesini feda etmiş, her şeyiyle, her şeyi, nesi varsa elinde Peygamber Efendimiz'in emrine tahsis etmiş. Zengin insandı. Kureyş'in asillerinden idi. Her zaman asildi. Doğuştan asildi. Yani Allah böyle cevherini güzel cevherden yaratmış. Ebu Bekir Sıddık öyle bir kimseydi. Şimdi bu Ebu Bekir Sıddık Efendimiz zengindi. Cennet ehlinin en yükseği. Hazreti Osman Efendimizin bir cömertliği var.
100 develik kervanı bağışlamış, efendim kestirmiş, etlerini dağıtmış, üstündeki malları da fukaraya tasadduk etmiş, kıtlık olmuş bir sene Medine'de. Bundan sonra diyor Peygamber Efendimiz, bu cömertlikten sonra, bu imkandan sonra, bu böyle faziletten sonra Hazreti Osman ne yapsa zarar etmez. Ne yapsa cennete gider. Yani methetmiş Peygamber Efendimiz. O da çok zengindi. O da aşere-i mübeşşereden. Bir hanımı vefat ettiği zaman ağladı da Peygamber Efendimiz ağlama dedi. Sana öteki kızımı da vereceğim. Kaç tane kızım olsa sana veririm dedi. Peygamber Efendimiz'in öyle sevdiği bir kimse. O da zengin. Yani şu yanlış anlaşılmasın. Zenginler cennete girmeyecek. Fakirler gidecek. Öyle şey yok. Bu aklını kullanan, gönlünü temiz tutan, Allah yolunda yürüyen herkes cennete girer. Hatta Peygamber Efendimiz'in bir acayip sözü var ki, ne yapmalı lazım bilmiyorum. Kim cenneti isterse Allah onu cennete sokacak diyor Peygamber Efendimiz. İsteyelim. İsteyeni sokacak Allah cennete. İsteyelim, yolunca çalışalım, cennete sokacak. Ama ekseriyetle fakirler cennete girecek. Neden? Harama el uzatmamış, nereden gelirse gelsin dememiş, kazancını süzgeçten geçirmiş, aza kani olmuş, fakirliğin acısını çekmiş, aç kalmış, açık kalmış, Allah'ın yolundan ayrılmamış, ondan mükafatı yüksek oluyor. Sabır zordur. Zengin, parası var, hizmetçileri var, konağı var, sofrası var. Efendim emrettiği zaman çarşının en güzel meyveleri sofrasına gelir. Baklavanın en güzeli gelir, kaymağın en halisi gelir, tereyağının en güzeli gelir. O burada nimet içinde yaşıyor. Nimet içinde herkesin Müslüman olması kolay. Ama yoklukta, sıkıntıda öyle sabredip de Allah yolunda yürüyen tabii mükafatı çok oluyor. Onun için ekseriyetle fakirler cennete girecek. Bir de zenginlerin tabii kazancının sorgusu suali var. Hani nereden kazandın bunu? Helalden kazandım. Nereye harcadın? Şuraya harcadım. Vazifelerini yaptın mı? Zekat gibi, sadaka gibi, sadakayı fıtır gibi. Yaptım. Sıla-i rahim şunu bunu. Tamam. Hesabı var yani. Zenginin malının hesabı var. Ötekisi daha şey oluyor. Ekseriyetle fakirler cennete girecek. Buradan bir şey daha çıkıyor. Yani malımız çokça değilse, sıkıntımız varsa sabretmeye gayret edelim. Bak sabrın sonu selamet, ekseriyetle fakirler cennete girecekmiş. Allah Teala Hazretleri sabredenlere çok hayırlar verecek diye fakirler de müteselli olsunlar. İkinci cümleye gelince, bir de burada söylemek istediğim bir şey var. İnsanın rızkı diyor Peygamber Efendimiz, insanın rızkı kendisine gelir. Acele edip de harama sapmasın. Nasıl olsa yazılmış gelecek. Siz de biraz rahat olun yani. Aman aç kalıyorum, açık kalıyorum filan diye korkmaya lüzum yok. Yazılmış olan rızık nasıl olsa gelecek. Acele edip de haramdan onu iktisap etmeye çalışmamak lazım. Sabırlı olmak lazım. Harama tenezzül etmemek lazım. Ekseriyetle cehennem ahalisinin de kadınlar olduğunu gördüm diyor. Neden? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyuruyor ki küfrani nimette bulunurlar. Mesela kocasıyla geçinir, nice güzel günler geçer, bir kavga ederler bir gün. Ben zaten senin evine geldiğim zamandan beri hiç yüzüm güldü mü? Bir doğru düzgün gün görmedim ki dersiniz diyor Peygamber Efendimiz. Yani iyiliği inkar edersiniz, efendim hayat arkadaşınıza böyle sert çıkarsınız diyor. Bir de tabii kadınların namuslarını koruması lazım, örtünmesi lazım. Yüzünü gösterse olmaz, efendim vücudunu gösterse olmaz, saçını gösterse olmaz. Hani yüzü serbest de, yüz, el, ayaklar serbest de. Hani mümkün olduğu kadar tesettüre, oralarda da riayet etmek lazım ama mekşufe olmaması lazım. Vücudunu açmaması lazım, saçını şeyini örtmesi lazım. Onları yapmadığı zaman tabii günaha giriyor. Güzel kokuları sürüyorlar, Paris'ten bilmem nereden gelme. Gramı şu kadar pahalı, eczanelerden, parfümeri dükkanlarından gidip alıyorlar, sürünüyorlar. Hakikaten güzel koku.
Bakıyorsun çıkmıyor kolay kolay. Öyle çıkmıyor ki kadının geçtiği yerden sen 10 dakika sonra geçiyorsun, hala orada kokusu duruyor. Yani çok güzel koku ama bir kadın güzel kokular sürer de sokağa çıkar gezerse efendim dönünceye kadar hep lanete uğruyor. Boyundan büyük günahlara giriyor. Kadın dışarıda süslenmeyecek, kadın dışarıda açılmayacak, kadın kocasının izni olmadan dışarıya çıkmayacak, kadın namusunu koruyacak, efendim vazifelerini bilecek. İşte bunları bilmeyince, namusunu koruyamayınca, kocasıyla muamelesine ihtimam etmeyince. Şimdi koca ailenin reisi oluyor, hanım ona tabi oluyor. O içeriden evi düzenleyecek, efendim çocukları yetiştirecek, ötekisi dışarıdan kazanacak, eve getirecek. İşte bunlar olmadığı zaman kadının dini bilgisi de genellikle az oluyor. Erkekler böyle camiye geliyor, kadınlar gelemiyorlar. Efendim çocuklarla meşgul olacağız falan diye. Erkekler İmam Hatip Okulu'nda okuyor, bilmem İlahiyat Fakültesi'nde okuyor, kadınlar okumuyor. Bir de bu bizim memlekette 100 karası kontenjan koyuyorlar. Efendim kadın kızlar İlahiyat Fakültesi'ne şu kadardan fazlası giremez. Yahu zaten bu kadınların eğitime çok fazla ihtiyacı var. Yani bütün bazı ilahiyat fakültelerini kız ilahiyat fakültesi yapsan yeridir. Her mahallede bir tane kız hoca hanım olsun da bunları Allah'ın emirlerini öğretsin, tesettürü öğretsin, helali öğretsin, namusu öğretsin diye gayret etmek lazım gelirken bir de kontenjan koyuyorlar. Dini bilgilerini de tam öğrenemiyorlar. Biz mesela şimdi şeyde vaaz veriyorduk. Yol üzerinde Seke fabrikasının camiinde vaaz veriyorduk. Kadınlar için doğru düzgün bir yer yapmamışlar. Düşünülmemiş yani. Kadınlar nerede abdest alacak? Kadınlar nerede namaz kılacak? Elhamdülillah bu caminin şu tarafı serbest. Kesenin ağzını açalım, yardım edelim, şey yapalım. Hani kadınların girişi ayrı olsun, abdest alma yeri ayrı olsun, vaaz dinleme yeri ayrı olsun, vaazları dinlesinler, ayetleri, hadisleri dinlesinler, dini öğrensinler diye. Bir de tabii kocasına diyor ki bir insanın bir insana secde etmesi yoktur. Peygamber Efendimiz'e dediler ki müsaade buyur ya Resulallah sana secde edelim. Dedi ki hayır. İnsanın insana secde etmesi yok. Yoktur. Bizim şeriatimizde yok böyle bir şey. Hani Yusuf Aleyhisselam'ın anası babası ve kardeşleri ve harru lehu succeda secde etmişler Mısır'da onun ziyaretine gittikleri zaman. Demek ki o zamanın töresinde o zamanın şeriatinde varmış yani böyle bir şey. Secde etmişler. Ondan sonra da demiş ki babacığım işte benim küçükken gördüğüm rüyanın şeyi bu çıktı. Kad ceala Rabbi hakka. Rabbim bu gösterdiği rüyayı böyle tahakkuk ettirdi diye şey yapmış, ifade etmiş. Hani ayın, güneşin 11 tane yıldızın bana secde ettiğini görüyorum babacığım diye rüyasını anlatmıştı. İşte o rüyanın şeyi bu diye bildirmiş. O zaman secde ettiklerini görüyoruz Kur'an-ı Kerim'de bildirildiğine göre ama secde etmek yok. Peygamber Efendimiz kendisine secde ettirmemiş. İnsanın insana secde etmesi yoktur buyurmuş. Yalnız eğer bir kimse bir kimseye secde edecek olsaydı, müsaade olsaydı buna, kadının kocasına secde etmesini emrederdim buyurmuş. Kadın kocasına hürmet edecek, izzet edecek, itibar edecek, efendi diyecek. Efendim filan böyle sevap kazanacak. Büyük sevap kazanacak. Kadın çocuğuna hizmet etti mi sevap kazanır, kocasına hizmet etti mi sevap kazanır. Çocuğunu emzirdiği zaman sevap kazanır, sadaka vermiş gibi ecir kazanır. Uykusuz kaldığı zaman sevap kazanır. Kadının sevap kazanma yolları çok. İşte bunlar da kusur ediyorlar. Kocasıyla çata çata kavga ediyor. Efendim kocası kapıyı vuruyor bir tarafa gidiyor, karı kapıyı vuruyor öbür tarafa gidiyor. Sen bana karışamazsın, ben istediğimi yaparım. Bu İslam töresi değil. Bu gavurların, batının adeti. Bizde hürmet olacak. Kocaya da hürmet olacak. Efendim kocanın babasına, anasına da hürmet olacak. Koca da karısına sevgi gösterecek, himaye edecek. O da kaynanasına, kaynatasına hürmet edecek. Muhabbet olacak, sevgi olacak. Allah rızası için büyük sevaplar kazanılacak. İkinci hadis-i şerif de bu. O halde Allahu Teala Hazretleri bizi ehli cennetten eylesin. Malımızı helalden kazanmaya dikkat edelim. Bilelim ki ekseriyetle cennet ehli fakirlerden oluyor. Böyle haramlara şey yapıp da cennete gitmekten mahrum kalan zenginler arasına düşmeyelim. Zengin isek malımızın hayırını, hasenatını yapmakta geri kalmayalım. Ölmeden evvel hayırların
yapıldığını, çeşmelerin şarıl şarıl aktığını, camilerin dolup taştığını, efendim okulların neyse imam Kur'an kurslarının böyle çalıştığını, yaptığımız hayırların sonuçlarının alındığını görecek şekilde hayrat ve hasenat yapalım. Bir de kadınlarımız da efendim ekseriyetle kadınların cehenneme gittiklerini, cehennem ahalisinin çoğunun kadınlar olduğunu düşünüp dini iyi öğrensinler. Cehenneme götüren şeylere düşmesinler. Efendim günahlara sapmasınlar. Allahu Teala Hazretlerinin rızasını kazanmaya gayret etsinler. Onlar da beraberce Allah'ın salih kullarıyla beraber cennetine girip cemaliyle müşerref olsunlar. Üçüncü hadisi şerife geçiyorum. Onu da okuduktan sonra vaazımıza son vereceğim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Buhari ve Müslim rahmetullahi aleyhima rivayet etmişler. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz "U'titu khamsan lem yu'tahunna ahadun minel enbiya'i kabli. Nusirtu bir ru'bi mesirete şehir ve u'titu mefatihal ard ve cu'ilet liyel ardu mesciden ve tahura ve cu'ilet ümmeti hayral ümem ve u'titu şefa'a ve kânen nebiyyü yub'asü ilâ kavmihi hâsaten ve bu'istü ilen nâsi âmme." Çok mühim bir hadis-i şerif. İsterdim ki bir gün başlı başına bunun üzerinde konuşayım ama üçüncü hadis-i şerif bu geldi. Okuyorum. Buhari ve Müslim yani sahih hadis kitaplarında kayıtlı. "U'titü hamsen." Rabbim tarafından bana beş özellik verildi diyor Peygamber Efendimiz. Beş bana mahsus ikramı var Allah'ın. Başka peygamberlere vermemiş, sırf bana vermiş, başkasında olmayan meziyetler bunlar. "Lem yu'tahunne ahadun minel enbiya'i kabli." Benden önceki peygamberlerden hiçbirisine bunlar verilmemiştir. Bana ikramı Rabbim, bana büyük lütfu diye bildiriyor Peygamber Efendimiz. Neymiş bu başka peygamberlere verilmeyip de hasreten özel bir ikram olarak, tertif olarak Peygamber Efendimiz'e verilmiş olan şeyler. Sayıyorum. 1. Nusirtü bir ru'bi mesirete şehrin. Bir aylık mesafeden düşmanıma korku veriyor Allah. Böylece düşmanıma korku verilmesi suretiyle nusret olundum diyor Peygamber Efendimiz. Bir aylık mesafeden uzakta bulunan düşmanımın gönlüne benim korkumu Allah sokar. Benim korkumdan adam tir tir titrer, düşmanım yanaşamaz, zarar veremez. Böyle bir ikram verildi bana diyor. Bu Allah-u Teala Hazretlerinin bir lütfudur. Allah'ın yolunda yürüyen, Peygamber Efendimizin has ümmetinden olan insanların da hali budur. Onlardan da kafirler ödleri patlar, korkarlar. Allah böyle bir heybet vermiş Peygamber Efendimiz'e. Peygamber Efendimizin yolunda giden büyüklere de, Evliyaullah'a da böyle bir heybet vermiş. Efendim, düşmanlar yanına yanaşmadan korkuyorlar. Bir aylık mesafeden ödleri patlıyor, korkuyorlar, titriyorlar. Hakikaten de bugün Müslümanlardan cümle cihan halkı korkuyor. Rusya korkuyor, Amerika korkuyor, İngiltere korkuyor, Avrupa korkuyor, Hindistan korkuyor, Çin korkuyor, herkes korkuyor. Allah yardımcımız olsun. Yani durduğumuz yerden ödleri patlıyor. O kadar zayıfız, o kadar kusurluyuz, o kadar eksikliyiz. Biliyor ki bu arslan uyuyor. Bu bir uyandı, bir kükredi mi ortada bize meydanda yer kalmayacak diye uyuduğumuz halde korkuyor. Bir de uyansak, şöyle bir gerinsek, şöyle bir gürlesek, hiçbir şey kalmayacak ortada. İnşallah, yakında inşallah. Bak Rusya'da diyorlar, Müslümanlar şimdi haklarını istiyor. İnşallah yarın öbür gün ezanları okutturacaklar, camiler dolacak. Sibirya müftüsü gelmiş, efendim bilmem kaç yüz bin tane Kur'an-ı Kerim gönderiliyormuş Suud'dan. Bizim Diyanet de bilmem kaç yüz bin tane Kur'an-ı Kerim göndermeyi vaat etmiş. Camiler tıklım tıklım doluyormuş, taşıyormuş. Demek öldürememişler. Demek ki Allah'ın nurunu söndürememişler. Milyonlarca insanı astılar, kestiler ama bu imanı kalplerden söküp atamadılar. En büyük faydası da diyor mecmualar, İngiltere mecmuaları filan, erbabı tarikat diyorlar, gizli gizli tasavvuf erbabı çalıştı, çabaladı, İslam oralarda sağlam kaldı diyorlar. En büyük faydası da
bu sağlam kalmakta, canlı kalmakta en büyük hizmeti de Nakşibendi tarikatı yapmıştır diye yazıyor İngiliz mecmualı. Bak Allah'ın şeyine, Allah'ı zikretmenin faydasına bak. Nasıl böyle insan canlı kalıyor, dinç kalıyor. Allah bizi sevdiği kul eylesin. Şu arslanın tekrar arslan olduğunu göstersin. Müslümanları aziz eylesin. Dünyanın her yerine İslam'ı hakim eylesin. Efendim, dünyanın her yerine İslam'ı yaymakta bizi Allah hizmet şerefi ihsan eylesin, müşerref eylesin. Bu bir, Peygamber Efendimiz'in özelliği. Bir aylık mesafeden düşman Peygamber Efendimiz'den korkmaya başlıyor. İkincisi, ve u'titu mefatihel ard. Yeryüzünün anahtarları bana ihsan olun. Al Resulüm, anahtarlar senin diye. Gördük de yani, dünyanın her yerine İslam yayıldı. Asya'da Müslümanlık ne kadar kuvvetli biliyoruz. Avrupa'da ne kadar kuvvetli biliyoruz. Afrika zaten yeşil kıta deniliyor. Çoğunluğu Müslüman biliyoruz. Amerika'ya 1,5 sene önce gittim. Her yerde camilerde cuma namazı kıldım elhamdülillah. Orada da İslam var, Müslümanlar var. O zenci kardeşlerimiz camiler kurmuşlar, dergiler çıkartıyorlar. Televizyonlarda konuşmalar oluyor, gazetelerde yazılar yazılıyor. Kanada'da vesairede gördüm. Güney Amerika'ya gidemedim, Brezilya'da vesairede filan Müslümanların olduğunu duyuyorum, seviniyorum. Avustralya'ya gittim. Avustralya'da Müslüman olmuş Avustralyalıları gördüm. Demek ki Allah anahtarlarını vermiş Resulullah Efendimiz'in eline. Bu Allah'ın dinini cümle insanlar duyacak, nasibi olanlar Müslüman olacak. Nasipsizlerin de itiraza mecali kalmayacak. Duymadım ya Rabbi diyemeyecek. Hiç kulağıma gelmedi ya Rabbi diyemeyecek. Her yerde Allahu Ekber deniliyor. Her yerde deniliyor. Herkes biliyor ki İslam diye bir din var. Allah birdir. Şeriki naziri yoktur. Bunu duyuyorlar. İstediği puta tapsın. İstediği puta tapsın. Yarın hiç itiraza hakkı ve mecali olmayacak. Hakkı ve mecali yok. Neden? Liyekûner resûlü şehîden aleyküm ve tekûnû şühedâe alennâs. Bizler şahit olacağız. Biz şahit bir ümmet olacağız. Allah-u Teala Hazretleri ruzu mahşerde bizleri şahit olarak bir şey yapacak. Kalkın konuşun. Ben Allah-u Azimüşşan kullarıma varlığımı, birliğimi anlattın mı? Anlattın ya Rabbi. Peygamber gönderdin, kitap indirdin, gerçekleri bize öğrettin, rahmetinden bizi mahrum bırakmadın ya Rabbi, cahil komadın ya Rabbi, cennetin yollarını anlattın ya Rabbi diyeceğiz. Ötekiler boynunu bükecek, başını önüne eğecek, hiç itiraza mecali olmayacak. Yolunda yürüyene ne mutlu, yolunda yürümeyenlere ne kadar yazık. Ne kadar yazık ki Allah'ın dini fezalarda Allahu Ekberler söylenirken, Ay'a giden efendim astronotlar Müslüman olurken, efendim bilmem ilim adamları Müslüman olurken, filozoflar Müslüman olurken, bazı cahiller, gafiller efendim böyle mayolarla, zevk peşinde, kumar peşinde, efendim eğlence peşinde ömürlerini heba ediyorlar. Yarın itiraza, mahkeme-i kübrada kendilerini savunmaya mecelleri olmayacak, düşünmüyorlar yani. Allah bizi cahillerden etmesin, evlatlarımızı da bizden sonra imandan ayırmasın, küfre düşürmesin. İkincisi bu. Allah Peygamber Efendimiz'e yeryüzünün anahtarlarını ihsan etmiş. Ve açıl, fütuhat olacak. Resulüm korkma, sen Mekke'desin. Efendim müşrikler sana baskı yapıyorlar. Efendim savaşıyorlar, korkma. Anahtarları sana verilmiş bu yeryüzünün. Her taraf sana ram olacak diye vermiş anahtarları. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki vallahi bu din deryaların üzerinde dalgalanacak. Deryaları aşıp gidecek. O zamandan söylüyor. Ve oldu, gördük tarih boyunca. Şimdi yeryüzünün her tarafına İslam yayılmış da Müslümanlar zayıf. O da Müslümanların problemi, kusuru. Allah bize kusurlardan kurtulmayı, kavi Müslüman olmayı nasip etsin. Üçüncüsü. Ve cu'iliyet liyel ardu mesciden ve tahura. Yeryüzü benim için mescit kılındı ve temizlenme vasıtası kılındı toprak, diyor Peygamber Efendimiz. Şimdi bizim camimiz olmasa ne olur? Vallahi bir arsada Allahu Ekber, Allahu Ekber diye bir ezan okuruz, gene bunun gibi cemaati toplarız, gene namaz kılarız. Çayırlarda kılarız alimallah. İsterse cami olmasın. Yeryüzü bizim için tertemiz. Çayırda, çimende namazı kılarız, ibadetimizi yaparız, Allah'ın yolunda yürürüz. Abi, su yok. Su yoksa teyemmüm alırız. Toprağa vururuz elimizi,
yüzümüze süreriz. Toprağa vururuz elimizi, kollarımızı meshederiz. İşte abdestli olduk. Gusül de olur, abdest de olur. Allahu Ekber, namazdan geri kalmayız. Çöldeymişiz, denizdeymişiz, dağdaymışız, efendim ovadaymışız. Hiçbir yer fark etmez. Her yerde. Fî berrike ve bahrike ve cevvike. Denizde, havada, karada, her yerde ibadetimizi yaparız. Çünkü yeryüzü bize Allah mescit kılmış. Hele hele kırlarda, bayırlarda namaz kılmanın 50 kat sevabı var. Şu camide namaz kılmanın sevabı 27 kattır. Salatül cemaati tahtülü salatel fezzi bisebim ve işrine derece. 27 kat sevap aldık. Evde kılsaydık bir alacaksak, şimdi burada namaz kıldık 27 kat sevap aldık. Eğer yolda ben efendim Sapanca'dan buraya geliyordum, hani ikindi namazında buraya gelecek olsaydım, öğle namazı yolda olsaydı, arabayı çekseydim kenara, elimi kulağıma koysaydım, bir Allahu Ekber diye ezan okusaydım, dağlar, taşlar, kuşlar, ağaçlar, çiçekler, böcekler şahit olacaktı. Namaza durduğum zaman 50 kat olacaktı sevabı. Ecre bak, sevaba bak. Dinin güzelliğine bak. Orada kubbe yok, minare yok. Ya yeryüzü bize mescit kılınmış, ne olacak? Su yok. Çölde gidiyorsun, su yok. Pınar yok, dere yok, çeşme yok. Olsun, ben bu kumla abdestimi alırım, ben bu namazı kılarım. Ne güzel din. Yeryüzü mescit kılındı ve temizlik malzemesi kılındı. Yani gusül abdesti de olur. Gece yattı, ihtilam oldu. Yıkanması icap etti, hamamcı oldu. Ne yapacak? Su yok. Gusül abdesti alır. Ondan sonra yani teyemmüm abdesti alır, gusül yerine de geçer. Ne güzel, ne rahat. Ne kadar kolaylıklar var. Yeter ki sen Allah'ın yolundan ayrılma. Yeter ki sen Allah'a kulluk etmeye azmet. Ameliyat olacağız. Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde ben liseyi yeni bitirdim. Efendim, ameliyat olacağım orada. Baktım bir Karadenizli hacı amca, o da ameliyatı bekliyor. Benim anladı nasıl bir insan olduğumu. Diyor ki işte namaz kılardım ben de ama diyor, Karadeniz şivesiyle, kılardım ama diyor, şimdi diyor burada kilam ayırım diyor. Neden? Efendim üstü başı yağlıymış, paslıymış, kanlıymış, bilmem neymiş. Dedim ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz savaşta bile bırakmadı namazı. Savaşta bile namaz bırakılmadı. İnsanın aklı başında oldukça namaz kendisine farzdır. İnne salate kânet alel müminine kitaben mevkuda. Hocam ben gündüz kılamıyorum, biriktiriyorum, akşam toptan kılıyorum. Vay akıllı vay. Vay akıllı vay. Vay akıllı, kendisine akıllı sanan şaşkın vay. Neden beş vakit namazı Allah emretmiş? Öğleyin kılacaksın. Öğleyin yemek tatili yok mu senin iş yerinde? Var. Niye kılmıyorsun? İkindi de abdest ol. Dört rekat da ikindi de kılıver. Hiçbir vakti kaçırma. Ben askerlikte gördüm, kendim gittim gördüm. Askerlikte bile kaçmıyor. Askerlikte bile kaçmıyor. Sabah namazını kılarsın. Öğleyi de tatilde kılarsın. İkinci de eğitim alanına gidiyorsun, sağa dön, sola dön, yat, kalk, bilmem ne. Dırr, bir düdük çalıyor yüzbaşı, serbest, 10 dakika mola veriliyor. Abdestliysen Allah'a ekber de kıl namazı işte, bak vakit çıktı. Hiç mazeret yok. Yeryüzü mescit, toprak efendim temizlik malzemesi, yeter ki sen Allah'a kul olduğunu bil, namazın zevkine var, namazın ne kadar güzel bir ibadet olduğunu anla, her yerde kılarsın. 3. Ve cu'ilet ümmeti hayrel ümem. Benim ümmetim diyor Peygamber Efendimiz, ümmetlerin en hayırlısı kılındı. En üstün ümmet hangisi? Bizim ümmetimiz. Ümmeti Muhammed. Elhamdülillahillezî cealenâ min ümmeti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Bizi Peygamber Efendimizin ümmetinden yaratan, yapan Allah'a hamdü senalar olsun. Çok büyük nimet. En hayırlı ümmetteniz biz. Küntüm hayra ümmetin uhricet linnâsi te'murûne bil ma'rufi ve tenhevne anil münker ve tücahidûne fî sebilillah. Kur'an da şahit. Küntüm hayra ümmetin. En hayırlı ümmetsizsiniz diyor. Allah bize hitap ediyor. Bize bu şerefi vermiş. Allah bizi ümmeti Muhammed olmaktan düşürmesin. Oradan dışarıya kovdurmasın. Dışarıya attırmasın yani. Rütbelerimizi söktürmesin. Gel sen general olmuştun ama, göğsüne madalyalar almıştın ama layık değilsin buna. Çatır çutur çek, çatır çutur al, defol. Yazık oldu. Yani bir insanın dinden, imandan çıkması bundan çok daha beter bir şeydir. Allah bizi bu imandan ayırmasın. Bu ümmetten doğmuşuz. Bu ümmetten olarak Resulullah Efendimiz'i göre göre ruh teslim etmeyi nasip etsin.
Geçen gün birisinin vefatını anlattılar. Adamcağız vefat etmek üzere. Etrafına herkes toplanmış. Diyormuş ki, ya Rabbi bir daha göster Resulünü. Ya Rabbi bir daha göster Resulünü. Diye diye öyle ruhunu teslim etmiş. Demek bir göstermişler. Bir görmüş Resulullah Efendimiz'i. Canı bir daha görmek istiyor. Gene göster ya Rabbi. Bir daha göster ya Rabbi derken. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Vefat etmiş. Ne güzel. Ne güzel. Hüsnü hatime. Allah cümlemize nasip eylesin. Ümmet-i Muhammed ümmetlerin en hayırlısı kılındı. 4 Ve u'titu şefaate. Bana şefaat hakkı verildi diyor Peygamber Efendimiz. Peygamber Efendimiz'in şefaati var. Çok yerde şefaati var. Çok kişilere şefaati var. Bana şefaat hakkı verildi diyor. Mahşer yerinde şefaati var. Mahkeme-i Kübra kurulsun diye şefaati var. Hesap görüldükten sonra efendim cehenneme gidecekler hakkında şefaati var. Resulullah Efendimiz şefaat madeni. Şefi'ül ümme, nebiyyür rahme. Rahmet peygamberi, şefaat, ümmetin şefaatçisi. Evvelü şafi'in ve evvelü müşeffa'in. Şefaat hakkı kendisine ilk verilen kimse, şefaat ettiği kimselerin hakkındaki şefaati ilk kabul olunan kimse. Peygamber Efendimiz. Öyle bir peygamberin ümmetiyiz. Allah bizi Peygamber Efendimizin şefaatine erenlerden eylesin. Ve sonuncu özellik ve kânen nebiyyü yub'asu ilâ kavmihi hâssaten ve bu'istu ilen nâsi âmmeten. Eskiden gelen peygamberler sadece kendi topluluklarına, kendi kavimlerine, kendi şehirlerine, kendi milletlerine peygamber gönderilirdi. Ben bütün insanlara peygamber gönderildim diyor Peygamber Efendimiz. O zaman bütün insanlar Peygamber Efendimizin muhatabıdır. Ruslar da, Brezilyalılar da, Eskimolar da, Afrikalılar da, Antarktikalılar da hepsi Peygamber Efendimizin muhatabıdır. Anlarlarsa, dinlerlerse, imana gelirlerse ne mutlu. Gelmezlerse ne kadar yazık. Yani onların hepsi Peygamber Efendimizin bil kuvve ümmetidir. Ümmeti davettir. Biz kabul etmiş kimseler olarak, yolunda yürüyen insanlar olarak da davete icabet etmişiz. Gelin benim yoluma, girin cennet yoluna, Müslüman olun demiş, biz de girdik, Müslüman olduk demişiz. Biz ümmeti icabetiz, davetine icabet etmişiz Resulullah Efendimiz'in. Ötekiler de belki ederler, ümmeti davet onlar, ümmeti icabet biziz. Ama cümle cihan halkı Peygamber Efendimiz'in ümmeti. E hocam Hristiyanlar Hristiyan kalsa, Yahudiler Yahudi kalsa olmaz. Devir, devri Muhammedi. Zaman, Peygamber Efendimizin zamanı. Başka zamanlar geçti. Peygamber Efendimiz diyor ki, vallahi Musa aleyhisselam sağ olsaydı şimdi o da bana ümmet olurdu. Öyle şey yok. Onun için Hristiyan Hristiyan kalsın, Yahudi Yahudi kalsın, o öyle şey yok. Devir, İslam devri. Yahudi de Müslüman olacak, Hristiyan da Müslüman olacak, Rus da Müslüman olacak, Amerikalı da Müslüman olacak, efendim Bolivyalı da, Şilili de, Kolombiyalı da hepsi Müslüman olacak. Başka çare yok. En güzel çare de bu. Müslüman olursa kurtulurlar, Müslüman olmazlarsa büyük fırsatları kaçırmış olurlar, çok pişmanlık duyarlar ama iş işten geçmiş olur. Pişmanlıkların en fenası ahiretteki pişmanlıktır. Derler ki, Rabbir ci'un, döndür beni dünyaya ya Rabbi. لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا. Belki iyi kul olurum da iyi işler yaparım. Geçmiş olur. Bitti artık, fırsat kaçtı denilecek onlara. O bakımdan Allah Teala Hazretleri onlara da İslam'ı öğretmek hususunda bizim tebliğ etmemiz lazım, anlatmamız lazım. Onlara da İslam'ı nasip eylesin. Dünyanın her yerine İslam'ı yayalım inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Bir kardeşimiz soru sormuş. Yani soruları hepsini cevaplandıracak vaktimiz yok ama hiç kimse işlemediği bir günahtan dolayı ceza çekmez. O halde Hazreti Adem Aleyhisselam'ın oğlu kabirde neden her işlenen cinayetten dolayı günah yazılıyor? İlk cümle doğru değil. Hiç kimse işlemediği bir günahtan dolayı ceza çekmez hükmü doğru değil. O yanlış. Neden? Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazretleri buyuruyor ki iyi bir çığır açan, iyi bir yol açan kimse o iyi çığırı açtığı için kendisi bir sevap kazanır, o çığırda yürüyenlerin hepsinin sevabına da ortak olur.
kötü bir çığır açan kimse de, kötü bir adet koyan, kötü bir şey yapan, hem o kötülüğü yaptığı için kendisi günaha girer, hem de o yolda kendisinden sonra onu örnek alarak o kötülüğü yapan bütün insanların günahı ona yazılır diyor. Yani işlemediği suçtan dolayı insan günah çeker mi, ceza çeker mi? Çeker! Kötü örnek olmasaydı, kötü yol açmasaydı, yanlış işler yapmasaydı, yanlış adetler koymasaydı, yanlış kanunlar çıkartmasaydı, kıyamete kadar cezası, azabı artacak, mahvolacak. İşlemediği günahların altında ezilecek, pesili çıkacak. Onun için insan yaptığı işe dikkat etsin, yanlış yol açmasın, yanlış söz söylemesin. İkinci soruda demiş ki, birçok Arap alimi herhangi bir mezhebe bağlı değildir. Efendim, ayrıca mezhebe bağlanmanın içtihat yolunu kapattığını iddia ediyorlar. Mezhepler efendim konusunu kısaca açıklar mısınız? Birçok Arap alimi herhangi bir mezhebe bağlı değildir. Bu söz de doğru değil. Herkesin bir mezhebi, bir yolu var. Arabistan'daki şeyleri gördük. Yani şahısları gördük, birçoklarını tanıdık. Eğer herhangi bir mezhebe bağlı değilse demek ki alim değil. Yani öyle çoğu bağlı. Soruyorum, sen nesin? Ben şuyum, ben buyum vesaire diyorlar. Tabii bir insan bir mezhebe bağlı olduğu halde kendisi bir meseleyi incelediği zaman hakiki alimse, içtihada hakkı varsa kendisi bir kanaate erebilir. Nitekim İmam-ı Azam Hazretleri bir söz söylemiştir. Kitaplarımıza bakarsınız, İmam Ebu Yusuf Hazretleri bir başka içtihatta bulunmuştur. İmam Muhammed Efendimiz, İmam Züfer Efendimiz şu kanaatte bulunmuş olabilir. Hanefi mezhebindendir ama o konuyu incelemiştir. İmam-ı Azam'dan farklı bir kanaat ileri sürmüş olabilir. O mezhepten çıkartmaz. O içtihat hürriyeti her zaman vardır. Alimsen, bilen kuvvetliyse, pehlivansan buyur meydan senin. Ona bir şey demiyor, kimse bir şey demiyor. Ama usulüne uygun, ilim erbabıysan, ilim erbabı değil de hiçbir mezhebe tabi olmuyorsa, o da mezhepsizlik mezhebinden demektir. O da yolların en şaşkınıdır. Hiçbir prensibi yok. Hiçbir prensibi yok. Ortada efendim serseri mayın gibi dolaşıyor. Kimin ayağına dolaşacak da nerede patlayacak belli değil. Kadınların dini öğrenmek için gittikleri okullarda, mesela ilahiyat fakültelerinde, İslam'a uygun olmayan ortamda almış oldukları eğitim ne kadar caiz olabilir? Tabii İslam'a uygun olmayan ortam doğru olmuyor. Ortamı İslamlaştırmak da Müslümanların vazifesi oluyor. Uygun bir ortam hazırlamak hepimizin boynunun borcu oluyor. Onları cahil bırakmamak vazifemiz oluyor. Bazıları devir tarikat devri değil, imanı kurtarma devridir. Hatta tarikat meyvedir, iman hakikatleri gıdadır. Onun için asrımız tarikat devri değildir diyorlar. Biraz açıklama yapar mısınız? Muhterem kardeşlerim, imanı kurtarma tabii en önemli şeydir. Tarikatın yaptığı da odur zaten. İmanı sağlamlaştırma yoludur. Tarikatı bilirse insan görür ki tevhid-i hakikiye insan o eğitimle ulaşır. Yoksa şeyde kalır, taklitte kalır. Efendim basireti açılmaz, gerçekleri göremez. Yani o imanı kurtarma bile mümkün olmaz. İmanı kurtarmanın en güzel yolu o büyüklerimizin çizdikleri tasavvuf yoludur. Bir insan son nefeste efendim kötü bir durumda gözse, mesela kelime-i şehadet getiremeden yanlış bir şey üzere gözse ne olur? Her iş en son nefese göre olduğundan, işlerin sonu önemli olduğundan, İmansız göçmüşse bütün ömrü boyu yaptığı şeyler heba olur. Son nefeste imanı kamil ile göçmek için de ne yapması lazım insanın? İdmanlı olması lazım, hazırlıklı olması lazım. Sekerat-ı mevt geldiği zaman insan sarhoşlar. Ne yapacağını şaşırır, aklı başından gider, eli ayağı titrer. İnsanın o zamanda imanını muhafaza etmesi için ihtiyarı elinde kalmaz, şuuru elinde kalmaz. Ne yapacak? Önceden hazırlanacak. Zikirle kalbini nurlandıracak, efendim çalışacak, çabalayacak, şey yapacak da Allah imanı kamil ile göçmesini nasip edecek. Onun için en sağlam yol o manevi terbiyeyi alma yoludur. O terbiyeyi almamış insanlar darmadağın perişan olur giderler. Diş kaplama ve doldurmanın hükmü ve yapmamız gereken bir değişiklik var mı yok mu? Efendim Şafii mezhebine uymak gerekir mi?
uyarsak efendim amellerimizde bir değişiklik yapacak mıyız? Mezhep değiştirmeye lüzum yoktur. Diş kaplamak veya doldurmak caizdir. Mezhep değiştirmeye lüzum yoktur. Abdest almak vesaire efendim dolgu var diye, şey var diye efendim Şafii mezhebine de Hanefi iken geçmesine ihtiyaç yoktur. Diyanet işleri efendim din işleri yüksek kurulu meseleyi mütalaa etmiş, bu şekilde karara bağlamıştır. O bakımdan bu kardeşlerimizin herhangi bir endişeye düşmesine lüzum yoktur. Namazlarını bildikleri usul ile eda etmeye devam eylesinler. Bir şey göndermişler. Efendim fotokopi göndermişler. Hristiyan camiası ile yakınlaşmalıyız diye başlık atmış birisi. Efendim Ali İmran'ın 64. ayetini okumuştur. Koymuş baş tarafa. Dünyada ikinci büyük din Hristiyanlıktır efendim demiş. Yani Hristiyan camiası ile yakınlaşmalıyız demiş başlığı. Yanlış atmış ama aşağısında doğru söylüyor. Diyor ki, ehli kitap iman noktasında arayış halindedir. İslamiyet hakkı olan güzel bir üslup ile anlatılınca onlar kabul edebilirler. Yeter ki Müslümanlar İslam'a layık güzellikleri onlara aksettirebilsin. Efendim onlara perde olmasın. Zira dünyamız dinsizlikten, büyük materyalist sistemlerden bunalmıştır. Ehli kitaba yönelik bu daveti mutlaka yapmalıyız. Bunun sonucu olacaktır, alınacaktır diyor. Başlık sevimsiz bir tarzda atılmış ama sonu güzel. Yani başlıkta Hristiyan camiasıyla yakınlaşmalıyız deyince ne demek oluyor filan diye insan bir sinirleniyor. Hani ben Hristiyan mı olacağım demek istiyor filan diye. Öyle demiyor. Yani bizim dediğimiz gibi söylüyor. Hristiyanlara da dünyanın her milletine de İslam'ı götürelim, anlatalım. Onları İslam'a çekmeye çalışalım diyor. Doğrudur. Hepimizin o çalışma yapmamız lazım. Zaten Kur'an bize onu emrediyor. Emrediyor Kur'an bize. Ehli kitaba gideceğiz diyeceğiz ki sizin aslınız Hazreti İsa Aleyhisselam'ın getirdiği din böyle değildi. Siz doğru yola gelin. Bu küfrü bırakın. Velâ tekûlû selâse. Bırakın bu ekânîmi selâseye inanmayı filan diye nasihat edeceğiz. Vazifemiz tabii. Çalışacağız. Güçlü olacağız, kuvvetli olacağız. Alim yetiştireceğiz. Dünyanın her yerine onları göndereceğiz. Müslüman edeceğiz inşallah herkese. Allah'ın dinini her yere yayacağız. Allah bizi hayırlara muvaffak eylesin. Ömrümüzü rızasına uygun geçirmeyi nasip eylesin. Son nefeste buyurun beraber diyelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü diye Resulullah Efendimizin cemalini göre göre mümini kamiller olarak şu emaneti teslim etmeyi nasip eylesin. Huzuru Rabbil İzzet'e sevdiği, razı olduğu yüzü ak, anlı açık, nurlu mümini kamiller olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı, Resul-i Edibi Muhammed-i Mustafa'sına Firdevsi alasında komşu olmayı cümlemize nasip eylesin. Bi hürmeti esrarı suretil Fatiha.